Herkese merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bahsettiğim gibi tatile geldik. Balık tutacağız diye. Bugün 10 Ağustos Pazartesi. Size İsviçre'nin Lungen şehrinden bugün program yapıyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yer. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda İsviçre'ye ne zaman tatile gelinir diye bir video çekmiştim. Onu da kayıtlardan izleyebilirsiniz. İsviçre'ye Ağustos ayında geleceksiniz arkadaşlar. Ağustos ayı gerçekten burada sıcak ve güzel. Dağlarda burası bir kanyon arkadaşlar. Dağların arasında dağlardan su geliyor ve hala şu karşıdaki dağların üzerinde karlar var arkadaşlar. Gece gerçekten soğuk oluyor yani. Kışın burası arkadaşlar boşalıyor. Burası yapay bir göl, baraj için, elektrik santrali için. Ama yağmur yağdığında onları da göstereceğim. Balıkladık arkadaşlar. Onları da size izlettireceğim. Kaydedeceğim onları da. Tuttuğumuz balıkları. Hayatımda ilk defa altın, sarı foreller, alabalık yakaladım. İki tane. Onları zaten direkt fırına attık, yedik. Ertesi gün yine balığa çıktık. Ama botla yaptığım turlarda, geçen senelerde geldiğimizde buraya balık tutmuştum. Ama bu sene botla balık tutamadım. Karadan deneyeyim dedim arkadaşlar. Karadan denedik. Bütün gölün etrafını gezdim neredeyse. Bir türlü balık bulamadım. Ondan sonra şu arka tarafta bir koy var, şu köşede. Oradan temiz su geliyor, yani dağdan gelen su geliyor, köprünün altından. Sadece bir delik var orada, o delikten dışarıya su geliyor ve bütün balıklar da oraya tura giriyor arkadaşlar. Gölü dolaştıktan sonra oraya tura giriyorlar ve bunu keşfettik, oraya gittik. Yeteri kadar alabalık aldık. Gerçekten şimdi tatilimize devam ediyoruz. Bugün yine şu anda görüyorsunuz, dediğim gibi İsviçre'nin havası belli olmuyor. Hemen arkamızdan bulutlar kendini gösteriyor. Rüzgar da var, umarım videoyu etkilememiştir rüzgar arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber biraz tura çıkalım. Elektrikli motorumuzla, sessiz sedasız size bir gezinti yaptırayım gölün etrafında. Bu haftalık da böyle olsun. Biliyorsunuz arkadaşlar, programımız güvercinler üzerine, ama yaşadığımız yer itibariyle size de ve dünyada bizi izleyen arkadaşlarımıza da İsviçre'nin güzelliklerini göstermek istedim. Burası yaşam alanı olarak şu karşıdan başlayıp böyle devam ediyor karşıda. Şurada yeni bir kilise var arkadaşlar. Bu kilise yeni dememin sebebi, İsviçre'de yeni kilise bulmanız biraz zor. Ama bu kilise yeni yapılmış. Sebebi arkadaşlar, gördüğünüz gibi şehir direkt dağların eteğine kurulmuş. Ve bu buradan da erozyona sebep oluyor. Erozyondan ziyade toprak değil de buradan kaya düşüyor arkadaşlar. Ve daha önceki kilise şuradaydı. Yani daha doğrusu buradaymış. Sadece kulesi duruyor arkadaşlar. Evet, sadece kulesi duruyor. Arkadaşlar, bunun sebebi de bir 50 yıl evvel dağlardan büyük kayalar kopuyor ve biri sol tarafa, biri de sağ tarafa ikiye bölünerek şehrin üzerine geliyor. Ve bir tanesi kiliseyi yıkıyor, birkaç evi yıkıyor. Bu tarafta da birkaç evi yıkıyor. Can kayıpları oluyor tabi.
Ve daha sonra kiliseyi şehrin en üst bölgesine yapıyorlar arkadaşlar. Ve oradan bütün şehri görebiliyorsunuz. Küçük bir kasaba bu, böyle dağların eteğine sıralı dizilmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz İsviçre'de yer yok. İnsanlar nereyi düz bulmuşlarsa, nerede su varsa oraya yerleşmişler arkadaşlar. Bu gördüğünüz dağlar da aynen şurada gördüğünüz evler gibi arkadaşlar. Buralar hep yasaklı bölgeler aslında yerleşim için. Ama evler 100 senelik ama yerleşime izin verilmiyor. Bu evler yıkılana kadar ya da dağlardan kayalar düşene kadar arkadaşlar buradan gitmeyecekler. İsviçreliler bunlar. Lungen, İsviçre'ye, Zürich'e arkadaşlar. 1 saat 10 dakika, 80 kilometre uzaklıkta. Yani arabayla çok güzel bir otoban üzerinden gelebiliyorsunuz arkadaşlar. 1 saatlik bir yolculukta. Nasıl geldiğinizde zaten hissetmiyorsunuz. 3 tane büyük tünelden geçiyorsunuz. Bir tanesi gerçekten 20 dakika falan sürüyor. Burası tatil için, yani bir hafta 10 günlük tatil için çok güzel bir yer arkadaşlar. Küçük bir kasaba, sessiz sakin. Bizim kaldığımız yer tam karşıda. Her sene buraya balığa geliyoruz arkadaşlar. Çünkü bu zamanda sadece su dolu oluyor burası. Ve her sene sonbaharda buraya balıklar bırakılıyor. Alabalıklar, çeşitli sazan, yayın gibi balıklar bırakılıyor arkadaşlar. Ve onlar yazın burada inanılmaz, dün pazardı arkadaşlar, dün görmeliydiniz, inanılmaz kalabalık bir kitle vardı burada ve okullar açıldı bugün. Herkes evine döndü. O yüzden sakin ama balıkta hala bir sürü insan var. Karşıda gördüğünüz gibi. Şu ileride görüyorsunuz eğer, burada stand up pedale dedikleri bir ayakta elinizde iki tane kürek, bir sörf tahtasının üzerindesiniz ve kürekle ilerliyorsunuz. İlginç, İsviçre'nin bir sporu bu. İsviçre'ye özgü bir spor bu. Evet arkadaşlar, sanki kalemle çizilmiş gibi. Zaten dağların bitişini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani buradan sonra sürekli aşağı iniyorsunuz. Bu dağlar zaten 2000-2200 metre. Şu anda da rakım zannedersem burası da 1100 metre arkadaşlar. Çünkü gelirken bayağı bir yukarıya çıkıyorsunuz dağlardan, tünellerden. İyi ki bu tünelleri yapmışlar. Sessizlik arkadaşlar. Sabahları arkadaşlar şu boşlukta ceylanlar, geyik, ala geyikler gördüm arkadaşlar. Burası tam doğanın ortasında bir yer. Bu at sineğinden de kurtulabilirsek. Musallat oldu at sineği arkadaşlar. Evet, bildiğiniz at sinekleri arkadaşlar et yiyor. İnanılmaz can yakıyorlar yani.
Şu bölümde arkadaşlar yürüyüş yolu var. Buradan gölün kenarından tekrar gölün diğer tarafından bir şekilde dönüyorsunuz ileriden ve daha sonra gölü tekrar takip edip bu tarafa. Bu da 4 saatlik bir yürüyüş demek. Eğer yürümeyi seviyorsanız arkadaşlar. Zaten bu havada da anca yürünür. Burada yiyilir içilir arkadaşlar. Dostlar. Sıçrı'da yaşayan dostlar arkadaşlar. Daha önce buraya gelmediyseniz gelin ve görün. Buradan arkadaşlar şu ileride teleferik var. O teleferikle buradan dağın tepesine doğru çıkıyorsunuz arkadaşlar. Oradan bütün kanyonu görebiliyorsunuz ve diğer dağları da görebiliyorsunuz üst tarafını. Yani 10 günlük bir tatilde burada gerçekten çok dinç olabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dostlar, Zafyoka böyle ilginç bir şey olsun, değişik bir şey yapalım dedik. Hem sizin için de iyi gelmiş olur, biraz dinlenmiş olursunuz, biraz çevreyi de görmüş olursunuz diye. Böyle değişik bir şey yaptık ama geçen hafta biliyorsunuz size bir sürü yeni güvercinimiz geldiğini sürpriz etmiştim. Önümüzdeki hafta yeni güvercinlerimizle yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Evet arkadaşlar, dediğimiz tatil yerine geldik. Deli gibi yağmur yağıyor. Gölün kenarında dağdan gelen su nehirle birleştiği yere olta attık. Bakalım kısmetimiz yine çıkacak. İnşallah alalım kısmetimiz. Bakalım ne olacaksa.
Millet, ben oltayı çekiyorum. Millet de balık var zannediyor. Hey hey diye bağırıyorlar arkadaşlar. Böyle göstereyim. Burası böyle bir koy. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Hava sıcak. Yağmur yağıyor. Sessizlik. Şurayı sele almaya başladı. Dozer geldi arkadaşlar. Dozer açacak burayı. Bunu da böyle bir ek olarak koyayım dedim arkadaşlar. Bu güzelliği görmenizi istedim. Karşıdan dağdan gelen su diğer taraftan birleşiyor. Diğer dağdan taraftan gelen sular da buradan burayla birleşiyor. Bakalım inşallah 10 gün buradayız. Bakalım kısmetimize ne çıkacak arkadaşlar. Hep beraber paylaşacağız, göreceğiz. Hala oltaya bakıyorlar arkadaşlar. Çok güldüm. Arkadaşlar, balığımızı aldık. Ben bir von dir. Jawohl. Du kannst mir das geben? Okay, kein Problem. Jetzt ist das ist echt gut. Ein bisschen. Evet arkadaşlar, balığımızı yakaladık.